Krokan için gerekli olan malzemeler: bir su dolu bardağı şeker, bir su dolu bardağı fındık ve bir yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Öncelikle şekeri tavaya koyuyoruz. İşleme başlamadan evvel bir tepsinin üstüne yağlı kağıdı serin ve bunu bir kenara alın. Evet, şekeri koyuyorum ve ocağın altını yarımda açıyorum ve hafif hafif eritiyorum. Şeker eriyip karamel rengine gelene kadar bekleyeceğiz. Şu aşamada karıştırmanıza gerek yok. Daha henüz çünkü erime olmadı. Orta ateşte bekliyorum. Henüz bir erime yok şekerde. Şimdi ocağın ısısını birazcık yukarı aldım. Yüksek ateşte pişiriyorum. Şu anda birazcık eritiyorum. Ara ara şeker topak olduğu vakit ezerek karıştırın. Şimdi bu aşamada altını kısıyorum yanmaması için. Şimdi tereyağını koyuyorum. Şimdi fındıkları da koyuyorum. Ocağın altını en kısık ateşe aldım. Şimdi her tarafını bulayacak şekilde karıştırıyorum. Şimdi tepsiye tek sıra halinde döküyorum. Oda sıcaklığına gelene kadar bu şekilde bekletiyorum. Bu arada karamele dikkat edin. Çünkü karamel gerçekten eli yakar. O yüzden hatta eldiven kullanabilirsiniz benim gibi, daha iyi olur. Tavayı da temizlemek için şu anda yapmayın. Oda sıcaklığına gelsin, birazcık soğusun, ondan sonra sıcak suyla yıkayabilirsiniz. Evet, yaklaşık bir 40 dakika geçti. Krokan bayağı bir soğudu. Arkası da bu şekilde oldu. Şimdi bunu daha kolay kırmak için böyle küçük küçük kırarak. Elinize ufak parçalar halinde kesebilirsiniz. Çok rahatlıkla kırılıyor. Ondan sonra bıçak yardımıyla daha ufak parçalara bölebilirsiniz. Elinize daha da kesebilirsiniz ama fındıklar kırılmayacaktır o şekilde. Fındıkları da daha ufak parçalara bölmek için bıçakla keseceğiz. Aşırı ufak parçalara bölmeyeceğim. Çok ufalmasını istemiyorum. Pastanın içinde çünkü zaten krokan çikolata ile birlikte içinde hafif eriyor. Ben pastanın içine koyacağım için ona göre parçaları kesiyorum. Bence bu parçalar ideal. Şunu da. Evet, bu şekilde krokanımız hazır. Evet, fındık krokanı saklama koşulu ise hava almayan bir kutuda. İlk önce bu kalan krokanı yağlı kağıda sararak cam bir kutunun içine de, ben normalde klipsli hava almayan cam kutuların içine koyuyorum. O şekilde saklıyorum. Ya da bir kavanozlara koyabilirsiniz yine yağlı kağıda sararak. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.